CHP ve İYİ Parti'de Kürdistani İttifak'ta mı? HDP'nin listelerinden seçime katılacağı Yeşil ve Sol Parti seçim bildirgesini açıkladı. Tüm Kürdistani bileşenlerle ittifak içinde olduğunu belirten sözcü, terör örgütü PKK'ya yönelik askeri operasyonların durdurulacağını, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele için bulunan askerlerimizin geri çekeceklerini açıkladılar. Diyanet işlerini kapatma ve daha bir sürü zırvayı da ciddi ciddi sıralıyorlar. Tabii bütün umutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta kazanmasına bağlamış durumdalar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın da onayıyla HDP'ye bu yönde açık sözler verdiği anlaşılıyor. HDP'nin açıkladığı 11 maddelik tutum belgesinde de zaten bu talepler yer alıyordu. Bundan daha fazlası da var HDP'nin listesinde. PKK'yla daha da HDP ile müzakerede o maddelerden biri Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun en hararetli destekçisi olması da gösteriyor ki askeri operasyonlar durdurulacak, Irak ve Suriye'de terörle mücadele için bulunan askerlerimiz çekilecek, kısacası bitmekte olan terör örgütü PKK'ya can suyu verilecek. Bu tablo karşısında PKK-HDP'nin CHP ve İYİ Parti'ye destek olmasını bile sorgulamayan bir muhalefet cephesi var. Erdoğan nefretiyle zehirledikleri seçmen sosyolojisini zaman içinde yavaş yavaş PKK-HDP ile ittifaka hazırladılar. Gelinen aşamada Kandil'deki terör baronları CHP-İYİ'yi açıkça desteklediklerini ifade edebiliyorlar. Karşı bir açıklama itirazda göremezsiniz. CHP ve İYİ Parti cephesinden 14 Mayıs'ta seçmenin Türkiye düşmanı bu cepheye yol vereceğini hiç sanmıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kazanması demek, Kandil'in kazanması demek. PKK-HDP'nin galip geleceği bir seçim sonucuna millet asla geçit vermez. 14 Mayıs akşamı Türkiye inşallah bu muhalefet koalisyonundan kurtulacak. Kurtuluştayız akşam.